ömrünü ülkesi ve milletine adayan, milletimizin onuru, ülkemizin gururu geliyor. Gençlerin ve Türkiye'nin Cumhurbaşkanı geliyor. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan. İşte gençlere her yerde alan açan lider Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan. İşte lider, işte gençlik. Teşekkürler Diyarbakır. Allah'ımıza kurban sevgili gençler. Maşallah. Sevgili gençler, Diyarbakır'ın güzel gençleri, kıymetli kardeşlerim, sizlere en kalbi duygularımla, muhabbetle selamlıyorum. Diyarbakır'a ayak bastığımız andan itibaren gerçekten çok güzel anlar, gerçekten farklı bir atmosfer yaşıyoruz. Maşallah. Bugün Diyarbakır kıpır kıpır yerinde duramıyor. Öncelikle şahsıma ve heyetime gösterdiğiniz sevgi ve coşku için teşekkür ediyorum. Dün Malatya'da, evet, 60 bin kişinin katılımıyla güzel bir toplu açılış yaptık. Bugün Diyarbakır'da da 70 bini bulan bir katılımla muhteşem bir açılış töreni yaptık. Diyarbakırlı kardeşlerimizle samimi bir muhabbetimiz oldu. Hep söylüyorum ya, muhabbetten Muhammed oldu hasıl, Muhammedsiz muhabbetten ne hasıl? Hem kendileriyle hizmete açtığımız eser ve hizmetlerin sevincini paylaştık. Hem de şöyle geçmişten bugüne bir Diyarbakır muhasebesi yaptık. Şayet 15 Ekim'de gelebilmiş olsaydık, Sur Kültür Yolu Festivali'ne de katılacaktık. Amasra'daki maden kazası sebebiyle programımızı ertelediğimiz için festivale yetişemedik. Ancak ilk gününden son gününe kadar Sur Kültür Yolu Festivali'nin özellikle de gençlerimizin sahip çıkmasıyla nasıl coşkulu bir şekilde yapıldığını takip ettim. Gerçekten burada hem ülkemize hem Diyarbakır'a yakışır dünya çapında bir kültür faaliyeti yürütüldüğünü gördüm. Öncelikle bu gurur verici etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen Kültür ve Turizm Bakanımıza, ekibine özellikle
teşekkür ediyorum. Kendilerini tebrik ediyorum. Halen Diyarbakır'ın yanı sıra İstanbul, Ankara, Konya ve Çanakkale şehirlerimizde yapılan bu festivali yaygınlaştırıyoruz. Diyarbakır bu festivali her yıl düzenleyeceğimiz şehirler arasında yer alıyor. Ayrıca festivalimizi her yıl değişen 5 büyük şehire de yaygınlaştırarak tüm vatandaşlarımıza ulaştırmak istiyoruz. Önümüzdeki yıl Kültür Yolu festivalimizi yapacağımız şehirleri İzmir, Adana, Gaziantep, Erzurum ve Trabzon olarak belirledik. Ülkemizin güzelliklerini ortaya koyan her faaliyet, her gayret bizim için önemlidir. Milletimizin ve coğrafyamızın asırlık ihmallerini 20 yılda hayata geçirdiğimiz eser ve hizmetlerle gidermenin mücadelesini verdik. Hamdolsun bugün ülkemize kazandırdığımız bu güçlü altyapının üzerinde çok daha büyük hedeflere doğru yürüme imkanına sahibiz. Gelişmiş ülkeler dahil dünya ekonomik krizlerle, güvenlik kaygılarıyla, siyasi ve sosyal kaos tehditleriyle boğuşulan bir dönemden geçiyor. Bu sıkıntılı fotoğraf içinde Türkiye emin ve kararlı adımlarla yoluna devam ediyorsa gerisinde işte böyle bir emek ve mücadele vardır. Ülkemizin sahip olduğu kalkınma altyapısının ve demokratik kazanımların bizi getirdiği bu seviyeyi daha ileriye taşımak istiyoruz. Ben de sizlerle gurur duyuyorum. Birileri diyor ki AK Parti'nin gençliği yok. Buyurun. Gençlik burada. Bu gençler önümüzdeki Haziran'da sandıklarda o birilerine gereken dersi verecek. Yaşınız doldu biliyorum. Onun için de buradasınız. Milletimizin her bir ferdinin özellikle de sizlerin daha fazla desteğini talep ediyorum. Çevremizdeki ateşi bize sıçratmak için sabırsızlıkla bekleyenlerin pireyi deve yaparak oluşturmaya çalıştıkları iklim sizi asla yanıltmasın. Bunların derdi ne siz dersiniz ne de ülkemizdir. Kendi kısır çıkar hesaplarının yükünü milletimizin omuzuna yıkma peşinde olanlara bugüne kadar meydanı bırakmadık, bırakmayacağız. Kimsenin değil, kendi oyun planımızı takip ederek hem özgürlüğümüze sahip çıkacağız, hem refahımızı artıracağız. Sahte yüzlerin, sahte söylemlerin, sahte duruşların maskelerini birer birer indireceğiz. Kendi ikballerini bu ülkenin 85 milyon vatandaşının felaketine bağlayanların hesaplarını tepe taklak edeceğiz. Türkiye yüzyılını sizlerle beraber yükseltecek, sizlerle beraber
zirveye taşıyacağız. Çünkü biz hep birlikte Türkiye'yiz. Sevgili gençler, maşallah. Bugün Diyarbakır çevre yolunun açılışını yaptık değil mi? Yolun güzelliğini gördünüz değil mi? Biz maalesef bu güzelim yolları yaparız ama HDP'si ve diğerleri sadece laf üretirler, laf. Farkımız bu. Onlar Kandil'e yol ararlar, biz halkımıza modern yollar yaparız. Farkımız bu. Biz hep birlikte Türkiye'yiz derken, Türkiye yüzyılını birlikte inşa edeceğiz derken birileri gibi istismar yapmıyoruz. Hayatımızın her döneminde olduğu gibi bugün de bütün yolları gençlerimizle birlikte yürüyor. Her mücadelemizi onlarla birlikte gerçekleştiriyoruz. Ben gencim. Niye? Çünkü gençlerle beraberim. Sizinle beraber yol yürüyenlerin ihtiyarlaması mümkün değil. Beraberiz, biriz, kardeşiz, hep birlikte Türkiye'yiz. Gençler, nereye gidersek gidelim, milletimizle, özellikle de gençlerimizle bir araya gelmeye önem veriyorum. Çünkü biz Diyarbakır'ın ciğeri, cartlak kebabı meftunesi varken birileri gibi FETÖ'cülerle benzin istasyonlarında hamburger yemenin kapalı kapılar ardında iş çevirmenin derdinde değiliz. Allah'ınıza kurban gençler. Maşallah. Allah nazardan saklasın. Gençlerimizin heyecanından ve coşkusundan ne kadar çok istifade edersek kendimizi o kadar bahtiyar addediyoruz. Sadece son 2 yılda 15 farklı şehrimizde 25 buluşma gerçekleştirerek her kesimden, her yaştan, her eğitim kademesinden gençlerimizle hem sohbet ettik hem güzel vakit geçirdik. Diyarbakır'a geçtiğimiz yıl yaptığımız ziyarette de gençlerimizle bir araya gelmiştik. Ülkemizde 2023 seçimlerinde ilk defa oy kullanacak toplamda 6 milyonun üzerinde sadece Diyarbakır'da 172 bine yakın gencimiz var. Dolayısıyla biz bu buluşmalarla aynı zamanda gençlerimizle ortak geleceğimizi şekillendiriyoruz.
Maşallah. Gençlik Kolları Başkanlığımızın ilk oyum Erdoğan'a, ilk oyum AK Parti'ye adıyla düzenlediği bu programlar aslında Türkiye 100 yılının ayak sesleridir. Bugün buradaki şu güzel havayı bizlerle paylaşan sizlere de şükranlarımı sunuyorum. Diyarbakır tarihiyle ayrı, türküleriyle ayrı, lezzetleriyle ayrı, muhabbetiyle ayrı. Hepsinden önemlisi insanıyla ayrı güzellikte bir şehrimizdir. Yıllarca terör örgütlerinin baskısı altında insanların güvenliklerinden endişe duyarak yaşadıkları Diyarbakır artık geride kaldı. Diyarbakır şairin bunlar en gerekler ve çıyanlardır. Bunlar aşımıza, ekmeğimize göz koyanlardır diyerek tarif ettiği eşkıyalardan kurtuldukça özünü yeniden bulmuştur. Hamdolsun bugün gündüzüyle, gecesiyle huzur dolu bir Diyarbakır var. Surların, camilerin, kiliselerin, taş binaların buram buram tarih kokan silüetleri belirgin hale gelmiştir. Hevsel bahçelerinin bitkileriyle, kelebekleriyle, çocuklarıyla neşesi yerine gelmiştir. Şehrin dört bir yanında, ardı ardına yükselen fabrikalarda işine, aşına, geleceğine sarılan insanların alın terlerinin bereketi haneleri doldurmuştur. Bu huzur ikliminin olumlu sonuçlarını insanımızın günlük hayatından ekonomiye kadar her alanda görmek mümkündür. Bugün buradaki buluşmamızı da Diyarbakır'ın yeniden ülkemizin önde gelen sanayi, ticaret, kültür, sanat ve elbette gastronomi şehri haline gelme iradesinin bir sembolü olarak telakki ediyorum. Bizlere bu güzellikleri yaşatan Diyarbakırlı kardeşlerimize ve siz gençlerimize tekrar teşekkür ediyorum. Bu kısa açış konuşmasının ardından programımızı sohbet şeklinde devam ettirmek istiyorum. Teşekkür ediyorum. Kalın sağlıcakla. AK Parti Genel Başkanı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a konuşmaları için çok teşekkür ediyoruz ve sahnede Sayın Cumhurbaşkanımıza ayrılan yeri alıyoruz. Buyurunuz efendim. Evet, kürsüyü hemen alıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız, değerli konuklar, şimdi kısa bir filmimiz var. Hep beraber filmimizi izliyoruz. Buyurunuz lütfen. Senin yandığında daha fazla yanan insanları duymuyor. Sana nasıl olacağız?
Sayın Cumhurbaşkanımız, değerli konuklar, programımız şimdi de soru cevap şeklinde devam edecektir. Buyurunuz lütfen. Kokan güzeller güzeli Diyarbakır'ımızda sizi görmek bizlere büyük bir onur ve şereftir. Geçen sene yapmış olduğunuz Batman'da gençlik buluşmasında bir kız arkadaşımızın sizi Kürtçe selamladığını gördüm. Bu durum beni çok etkiledi. En içten dileklerimle o kız arkadaşımızı da çok tebrik ediyorum. Kürtçe konuşmanın yasaklandığı ve Kürtçe konuşanların zindanlara atılıp işkenceler gördüğü bir şehirden, yani Diyarbakır'dan ben de sizleri Kürtçe selamlamak istiyorum. Serok Erdoğan, hemuher atın, ser sera atın, ser çava atın. Dedim Türkiye hoş bulun. Evet bir hazdıkın. Hüseyin sera ser çava atın. Hüseyin malama atın. Evet bir hazdıkın. Kürtçe bilmeyen arkadaşlarımız için bunu çevirmek istiyorum. Serok Erdoğan, yani benim değerli başkanım, cumhurbaşkanım, siz hoş geldiniz, sefa getirdiniz. Hepimiz sizi canı gönülden, yürekten çok seviyoruz ve çok değer veriyoruz. İyi ki varsınız, iyi ki varsınız. Bunu söylemeden geçemeyeceğim. Televizyona yansıtıldığı gibi değil de aslında daha samimi olan ve daha genç görünen maşallah bir başkanımız var. Allah sizden razı olsun. Sizi çok seviyorum ve saygılarımla bitirmek istiyorum. Çok sağ olun, çok teşekkür ederim. Sayın Cumhurbaşkanım, öncelikle bu kadim şehre, şehri Diyarbakır'a hoş geldiniz, sefa getirdiniz. İsmim Ferhat Furkan Ak, Dicle Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi öğrencisiyim. 19 yaşındayım. Yaşımdan da anlaşıldığı kadarıyla ben de ilk oyumu önümüzdeki Haziran ayında kullanacağım. Ve ilk oyumu, siftahımı Recep Tayyip Erdoğan'a vermeme nasip olduğu için Allah'a sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Sayın Cumhurbaşkanım, sorularıma başlamadan önce şunları dile getirmek isterim. Sayın Putin'in Türkiye'de bir doğalgaz ticaret merkezi kurma isteğini ortaya attığını biliyoruz ve bu durum bizi heyecanlandırmıştı. Aynı zamanda tahıl koridoru meselesinde de Türkiye liderliğinde Avrupa ülkeleri büyük bir gıda sorununu çözmüştü. Bu kriz karşılanmıştı, kurtulmuştu Avrupa ülkeleri. Şimdi de dünya büyük bir enerji krizi ile karşı karşıya. Ama bizim böyle bir endişemiz yok. Çünkü bu durumla siz başa çıktınız. Allah sizden razı olsun. Bu bizim için büyük bir gurur kaynağıdır. Sayın Cumhurbaşkanım, sorumu şu şekilde yöneltmek isterim. Daha yeni saydığım şu süreçte yaşananları ve ülkemize hem Batı'nın hem de Doğu'nun aynı anda bu kadar güvenmesine sebep olan kriterleri, bunu biz nasıl başardık, nasıl sağladık, açıklar mısınız?
sevgili genç kardeşim, özellikle bu tespit ettiğiniz soru gerçekten şu anda ekranları başında bizi izleyen milletim için çok büyük önem arz ediyor. Tabii biz dünyaya malum hamburger yemeye gitmedik. ...20 yıldır gerek başbakanlığım, gerek cumhurbaşkanlığım döneminde dünya ülkeleriyle, dünya liderleriyle sürekli hep görüşme halinde olduk. Ve bizim sadece şu son bir ay içerisinde Sayın Putin'le 5 kez görüşmemiz var. Zelenski ile aynı şekilde. Öbür tarafta ABD başkanıyla telefon diplomasisiyle bu görüşmelerimiz var. Eğer siz bu tür görüşmeleri yoğunlaştırırsanız, bir araya gelirseniz, onlarla siyasi, ticari, ekonomik, kültürel bütün bu ilişkilerinizi artırırsanız, tabii ki bu dostluk ne yapıyor? Zirve yapıyor. İşte biz bunu başardık. Biz bunu başardığımız için de o kritik dönemde Sayın Putin'le, Zelenski'yle burada aracı olabilir miyiz diye bir adım attık ve her iki tarafta heyetlerini ne yaptılar? Önce Antalya'ya Dışişleri Bakanlarını gönderdiler. Daha sonra Dolmabahçe'ye ekonomik iletişimi, yani bu tahıl koridoruyla ilgili adımı atmak için yine heyetlerini gönderdiler. Ve biz bu tahıl koridorundan şu anda 8 milyon tonu aşan bir tahılı dünyaya ne yaptık? Servis ettik. Ve Sayın Putin'le yaptığımız son görüşmede de yine kendisinden özellikle, tabii bu arada tahılın dışında bir de bizim Afrika ülkesi başta olmak üzere oraların az gelişmiş veya geri kalmış ülke olarak onlara neler aktarabiliriz? Bunun adımlarını attık. O da neydi? Gübre konusu. Olay sadece tahıl değil. Bir de gübre var. Çünkü kuraklığın yoğun olduğu bu ülkelere bir de gübreyle onların bu sıkıntısını gidermeniz gerekiyor. Şimdi bunu da inşallah Sayın Putin'le yaptığım son görüşmede bunun da önünü inşallah aşacağız ve böylece bu az gelişmiş, gelişmekte olan ülkelere tahıl ve gübreyle bu adımı atacak ve Türkiye olarak dünyadaki farklı yerimizi ispat edeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanım, Diyarbakır'a hoş geldiniz. Hoş bulduk. Başkanım, bugün bakıyorum da bayağı karizmatik olmuşsunuz yine. Ne diyor? Karizmatik olmuşsunuz. Her zamanki gibi. Aynen öyle. Başkanım, ben Abdülsamet İzgi, 22 yaşındayım. Hukuk Fakültesi 3. sınıf öğrencisi. Maşallah. Sağ olun başkanım. Başkanım, ilk oyum Erdoğan'a programı yapmışsınız da ben kalbimi vermişim size. Oy ne ki? Sağ olasın. Başkanım, isterseniz soruma geçeyim. Hazır konu Sayın Putin'den ve Enerji Ticaret Merkezi'nden açılmışken ben de bu bağlamda bir soru sormak istiyorum size. Geçtiğimiz günlerde Putin'in açıklamaları oldu. Türkiye açısından iyi ve güzel haberlerdi. Fakat bazı kesimler sırf size ve AK Parti'ye yarayacağı düşüncesiyle rahatsız oldular.
Bu ülkede sanki Erdoğan giderse Erdoğan gitsin de ne oluyorsa olsun düşüncesindeki insanlara maalesef güzel bir örnek bu. Neden bu insanlar iyilik ve güzellik sizden gelince bundan bile rahatsız oldular? Ben bunu çok merak ediyorum. Ama şunu da iyi bilsinler ki siz yürüyeceksiniz, bizler dünyayı arkanızdan yürüteceğiz. İşte Haziran ayının cevabını genç kardeşim verdi ve gençlerimizle beraber tabii şu 7 ay içerisinde çok çalışacağız, çok gayret edeceğiz ve sandıkları da Haziran ayında beraber patlatacağız. Buna varız değil mi? Siz dik durdukça evelallah hiç endişe etmeyin. Ve bilin ki dünya Türkiye'nin ayağa kalkışını bekliyor. İşte bugün Diyarbakır çevre yolunun açılışını yaptık. Bugüne kadar buralarda bunların bir adımı var mıydı? Yok. Şu anda rahmetli Üstad Sezai Karakoç'un bu kültür merkezinde beraberiz. Kültür bizim işimiz. Altyapı bizim işimiz. Maşallah. Maşallah. Sağ ol. Tam sorun mu? Sayın Cumhurbaşkanım, Medeniyetlerin Başkenti'ne, Diyarbakır'a hoş geldiniz. Ben Kayapınar Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden Aleyna Çetinkaya, 17 yaşındayım. Soruma geçmeden önce söylemek istediğim bir şey. Peki oy kullanabilecek misin? Evet, seneye kullanabileceğim. Ne? Kullanabileceğim seneye inşallah. Soruma geçmeden önce söylemek istediğim bir şey var. Ben Diyarbakır Kültür Elçisiyim. Diyarbakır'ın kültürel mirasını ulusal ve uluslararası alanda tanıttığımız bu projede birçok ödül aldık. Son olarak Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Türkiye'nin genç yıldızlarından seçildik. Ben de bu mutluluğumu sizinle paylaşmak istiyorum. Tamam. Evet, kızımız genç yıldız seçilmiş. Genç yıldız olmak da güzel bir şey. Tabii ki, çok önemli. Sayın Cumhurbaşkanım, soruma geçmek istiyorum. Bir genç olarak önümüzdeki seçimlerde inşallah ilk oyumu kullanacağım. Hatta oyumu size... Yani sen şimdi yerel seçimde kullanacaksın. Evet, kesinlikle. Hatta oyumu size vermeyi düşünüyorum, haberiniz olsun. Rahat olabiliriz. Bu yüzden biraz da heyecanlıyım açıkçası. Şunu sormak istiyorum. Şimdi beni de heyecanlandırıyorsun. Şunu sormak istiyorum. Acaba siz ilk oyunuzu kullandığınız seçimi hatırlıyor musunuz? Nasıl hissetmiştiniz? O dönem sizin oy eğiliminizi belirleyen etkenler nelerdi? Şimdi öyle bir zor soru sordun ki kızım. İlk oyu nereye vermiştik? Değil mi? Değil mi? Evet, evet. Evet. İlk oyu rahmetli Erbakan hocamıza vermiştik. İyi mi? Evet, iyi. Diğer sorularım. Nasıl hissetmiştiniz? O dönem sizin oy eğiliminizi belirleyen etkenler nelerdi? Şimdi kızım, o zamanlar biliyorsun 30 yaşında olan oy kullanıyordu. Şimdiki gibi işi 18 yaşına indirmemişti. Şimdi
oy kullanma yaşını 18'e indiren iktidar hangi iktidar? Biz. Onlar ne diyordu? Parlamentoyu çoluk çocuğa mı bırakacaksınız? Biz çoluk çocuğa bırakmadık. Biz Fatih'in İstanbul'u fethettiği yaştasın anlayışıyla gençlerimize bıraktık. İyi mi? Gayet iyi, bendim. Çok teşekkür ediyorum. Sağ ol. Gençler, hiç endişeniz olmasın. Ben de sizinle beraberim. Sayın Cumhurbaşkanım, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hoş bulduk. Ben Merve Karakayalı, Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi 4. sınıf öğrencisiyim. Maşallah. Teşekkür ederim. Başkanım, biliyorsunuz bu aralar başörtüsü meselesi durup dururken birileri tarafından tekrar gündeme getirildi. Biz sizin başörtüsü meselesindeki tavrınızı ve verdiğiniz sabırlı mücadelenizi çok iyi biliyoruz. Sizin cesaretiniz ve inancınızla bu mesele yıllar önce çözüme kavuştu. Biz kimlerin bu meseleyi çözmeye çalıştığını bildiğimiz gibi, şimdi de kimlerin bu meseleyi istismar etmeye çalıştığını da çok iyi biliyoruz. Peki efendim. Bu meseleyi çözme sürecinde sizin sabrınızı destekleyen şeyler nelerdi? Bir de bir şey daha merak ediyorum. Bize anlatabileceğiniz bu meseleyle alakalı daha önce gündeme gelmeyen bir anınız var mı? Teşekkür ederim. Tabii güzel kızım, sevgili kızım, bugün tıp fakültesinin 4. sınıfında. Çoğu gitti, azı kaldı. Yakında inşallah tıp fakültesini bitirecek ve hayata atılacak. Tabii benim iki oğlum, iki kızım var. Ve kızlarım, düşünün, İmam Hatip okulunda başörtülü olarak okula sokulmuyordu. Böyle bir dönem yaşadılar. Ve mecburen ben bir kızımı, benim İmam Hatip'ten arkadaşım olan, bir İmam Hatip'te müdür olan arkadaşımla görüştüm. Dedim böyle böyle bir sıkıntım var. Kızım şu anda başörtülü olarak okula, derslere giremiyor. Dedi ki, başkan dedi, ne düşünüyorsun dedi ya. Gönder bana dedi. Ve kızımı bir başka kız arkadaşıyla beraber o kardeşimin müdürlük yaptığı İmam Hatip'e gönderdim. Ve İmam Hatip'i benim kızım orada bitirdi. Bu ülkede ne çileler çekildi. Ve diğer yeğenlerim giremiyorlardı. Annelere gidip, düşünün, İmam Hatip'in kapısında kızların oraya girişini bekliyorlardı. Üniversitelerde biliyorsunuz başörtülü kızlarımızın başlarından başörtüleri polis kardeşlerimiz almak zorunda kalıyordu. Şu anda Bay Kemal yanında yardımcısı olan kadın, o zaman İstanbul Üniversitesi'nde ikna odalarının başında bulunuyordu. Ve şu anda utanmadan, sıkılmadan, o zaman televizyon oturumlarında başörtüsüne bez parçası diyen bu Bay Kemal, şimdi utanmadan, sıkılmadan çıkmış, bu problemi ben çözeceğim diyor. Ya böyle bir problem yok ki artık. Şu anda bütün üniversitelerde senin gibi kızlarımız artık başörtüsüyle eğitim öğretime gidiyor mu? Gidiyor. Devlette artık
Valimiz dahi var mı? Var başkanım, var. Silahlı kuvvetlerde artık askerimiz var mı? Var. Bunun için size çok teşekkür ederiz başkanım. Hakim var mı? Var. Savcı var mı? Var, var. Ey Bay Kemal. Bu arada ben de İmam Hatip Lisesi mezunuyum başkanım. Biz şimdi diyoruz ki affınıza sığınıyorum. Eşeği sağlam kazağa bağlayalım. Başımıza bir daha bu dertler gelmesin. Onun için sıkıysa diyoruz. Şimdi hazırlığımızı yapıp anayasa değişikliği yapalım ve yola böyle devam edelim. Zaten yasal olarak bir sıkıntı yok. Ama anayasal olarak da böyle bir düzenleme yaparsak bunların da yapacak bir şeyi kalmaz. Tamam. Tamam başkanım, çok teşekkür ediyorum. Sağ ol. Sayın Cumhurbaşkanım, öncelikle Diyarbakır'a hoş geldiniz. Ben size biraz özel bir soru sormak istiyorum Cumhurbaşkanım. Biz özel soru böyle zamanda sorulmaz ki ya. Çok özel değil Cumhurbaşkanım. Biz sizin merhum Ahmet Kaya ile olan muhabbetinizi biliyoruz Sayın Cumhurbaşkanım. Biz de kendisini çok seviyoruz ve şarkılarını halen severek dinliyoruz. Sizin bize anlatmak isteyeceğiniz bir anınız oldu mu Ahmet Kaya'yla? Anlatırsanız seviniriz. Belediye başkanlığım döneminde Sayın Kaya'yla bizim ilişkilerimiz bayağı ileriydi. Hatta bazı programlarıma özellikle rahmetli Ahmet Kaya'yı davet ederdim. Yani bunlardan mesela bir tanesi eski Ali Samiyen Stadı'nda yapılan bir programdı. O programa da katılmıştı. Ama tabii hepsinden öte de ben cezaevine giderken cezaevine gideceğimin arefesinde Yedikule'de büyük bir program düzenlenmişti. Yaklaşık 1 milyona yakın insan o gece oradaydı. Ve o gecenin önemli sanatçılarından bir tanesi Ahmet Kaya'ydı. Tabii Ahmet Bey'in o gün orada bazı ifadeleri vardı, çok önemli. Yani şiir okuyanların cezaevine girmediği bir Türkiye'nin özlemini yaşıyorum demişti. Doğrusu efendim. Ama bak şimdi konuşuyoruz. Ve önceleri Ahmet Kaya'ya metiyeler düzenlerin o törende nasıl terbiyesizlikler yaptığını, nasıl tabak çanak kırmak suretiyle Ahmet Kaya'nın adeta üzerine saldırdıklarını gördüğümüzde bunların nasıl çok yüzlü olduklarını hatırlıyorum. Ve Yedikule'deki o konuşma unutulur gibi değil. Ben tabii Sayın Kaya'yı ülkemize getirmeyi arzu ettim başbakanlığım döneminde. Ve ailesine de bununla ilgili daveti yaptım. Ama aile buna o zaman maalesef sıcak bakmadı. Ve tabii bir sanatçı olarak özellikle de bölgenin önemli bir temsilcisi olarak gerçekten duyguların onun sesinde, sazında yer edindiği bir sanatçı olarak bir devirdi, geldi geçti. Onun için de ben tekrar ailesine başsağlığı dilerken kendisine de rahmet diliyorum. Sayın Cumhurbaşkanım, bu arada siz Ahmet Kaya'nın deyimiyle bizim iki gözümüzsünüz. Sizleri çok seviyoruz. Sağ olun.
Cumhurbaşkanım. Peygamberler ve sahabeler şehri Diyarbakır'a hoş geldiniz. Ben Elifan Baygut, Hukuk Fakültesi 3. sınıf öğrencisiyim. Hukuk Fakültesi 3. sınıf öğrencisiyim. Cumhurbaşkanım, bildiğiniz üzere Diyarbakır'da büyük bir festival düzenlendi. Sur Kültür Yolu Festivali. Biz bu festival sayesinde Diyarbakır'ın kültürel zenginliğini dünyaya tanıtma fırsatı bulduk. Yıllarca silah seslerinin gölgesinde kalan bölgemizde bu kez sanatın ve sanatçının sesi yükseldi. Yüz binlerce insan katıldı. Ben de arkadaşlarımla festivaldeki etkinliklerde güzel vakit geçirdim. Birçok esnaf bu festival sayesinde kepenk kapatmaktan kurtuldu. Cumhurbaşkanım, gençler memnun, esnaf memnun. Fakat bundan rahatsızlık duyanlar oldu. Bir boykot çağrısında bulundular ama ellerinde patladı. Biz bu süreçte... Kimin gerçekten Kürtlerin yanında olduğunu bir kez daha görmüş olduk. Bu vesileyle size ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Tabii sadece esnaf değil, oraya davet edilen sanatkarlar da kazandı. Öyle mi Mehmet Bey? Onlar da iyi para kazandı. Sağ ol. Evet. Efendim. Bitsin ondan sonra. Sayın Cumhurbaşkanım, öncelikle kültürün başkenti Diyarbakır'ımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyorum. Kültürün başkenti diyorsun, Ankara ne olacak? Orası da Türkiye'nin başkenti olsun başkanım. Evet. Cumhurbaşkanım, geçen gün gençlere muhafazakar devrimciler 2023'ü inşallah başarıyla bitirecek dediniz. Bu kullandığınız kavram çok büyük bir etki yarattı. Ayrıca kendinizi de muhafazakar bir devrimci olarak nitelendirdiniz. Sayın Cumhurbaşkanım, şunu çok merak ediyoruz Teknofest kuşağı olarak. Muhafazakar devrimci ne demek? Muhafazakar devrimci gençler nasıl olur? Biraz açıklayabilirseniz teşekkür ederim. Hayırdır? Olmadı, olmadı. Muhafazakar devrimciler birbirleriyle böyle dalaşmaz. Gençler. Muhafazakar devrimcilerin muhatabı teröristlerdir. Muhafazakar devrimcilerin özellikle kimliği millidir, yerlidir ve vatanseverliktir. Ve muhafazakar devrimcilerin bütünüyle hedefi ülkesini muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkarmaktır. Çok teşekkür ederim Sayın Cumhurbaşkanım. Onun için Nuri Pakdil'i oku. Tamam Sayın Cumhurbaşkanım. Tamam. Teşekkür ederim. Ben gençlere tavsiye ediyorum. Nuri Pakdil'i muhakkak okuyun. Çünkü en büyük muhafazakar devrimci benim diyor. Hoş geldiniz, sefa getirdiniz Sayın Cumhurbaşkanım. Ben Cihan Gözenoğlu, şehit inşaat mühendisi Mazlum Gözenoğlu'nun kız kardeşiyim. Teröre verdiğiniz mücadeleden dolayı sizlere gerçekten çok teşekkür ediyorum. Müsaadenizle sizlerin önünde... Ses geliyor mu Cumhurbaşkanım? Mücadeleden dolayı gerçekten sizlere çok teşekkür ediyorum. Müsaadenizle sizler ve salonun önünde teröre ve terör destekleyenlere lanet etmek istiyorum. Terörü ve terörü destekleyenlere lanet olsun.
Benim bir sorum olacaktı. Sayın Cumhurbaşkanım biliyorsunuz Kılıçdaroğlu Amerika'ya gitti. Kiminle bilmiyoruz ama birileriyle görüştü. Adaylık meselesi gündemdeyken Amerika ziyareti bizlere çok manidar geldi. Siz bu ziyareti nasıl yorumluyorsunuz? Şimdi bu ziyareti ben yorumlarsam benim için ayıp olmaz mı? Şu anda galiba dün bir televizyon programında aday olduğunu açıklamış. Herhalde izin verdiler. Büyük ihtimalle. İzin verdikleri için o da adaylığını Sivas'ta bir yerel radyoda açıkladı. Evet. Hayırlı olsun. Bu isabetli bir şey oldu. Evet. Türkiye, evet, Bay Kemal gibi bir adayı görmekle inşallah nasıl bir cumhurbaşkanlığı yarışını görecek, bunu beraber yaşayacağız. İnşallah. Bizim bir sıkıntımız yok. Aynen. Tamam. Onlar bugüne kadar bu ülkede ne yaptılar? Hangi yatırımı yaptılar? Ellerindeki bu kadar belediye başkanlarıyla ne çıkardılar? Çıksınlar, bunları konuşsunlar. Aynen. Biz de bugüne kadar 20 senede ne yaptık? A'dan Z'ye hepsini milletimize anlatacak, yolumuza devam edeceğiz. İnşallah. Durmak yok, yola devam. Kesinlikle. Selamünaleyküm Cumhurbaşkanım. Hoş gelmişsiniz, şeref verdiniz. Hoş bulduk, şeref ya. Sayın Cumhurbaşkanım, ben öncelikle size ailemin sevgilerini, selamlarını, hürmetlerini iletmek istiyorum. Çocukluğumuzdan beri sizin sevginizle büyüdük. Sizi burada bir büyüğüm, bir amcam, bir yakınım olarak görüyorum. Bu samimiyetle büyüdüm. Burada bir yabancı birini hissetmedim. Size bunun için çok teşekkür ediyorum. Şükranlarımı iletiyorum. Ben de sizi kız evladım olarak gördüm. Allah sizlerden razı olsun. Allah sizleri var eylesin. Başımızdan eksik eylemesin. Amin. Cumhurbaşkanım, şu an Sur yakınlarındayız. Yıllar önce terör örgütü tarafından buralar, sizlerin de bilgisi üzerine, yakıldı ve yıkıldı. Maalesef ki hiçbir kutsalımıza saygı gösterilmeden camilerimize kadar girilip içleri yakıldı ve oralar karargah haline getirildi. Halkımız evlerini dahi umursamadan camilerimize girip oraları kontrol ettiler. Bize bu acıyı, bu zorluğu, bu darlığı ve sıkıntıyı yaşatanları unutmadık, unutmayacağız. Bir Kürt kızı olarak sizinle gurur duyuyorum. İyi ki siz, her zamanda inşallah siz olursunuz. Rabbim hayırlı uzun ömür nasip eylesin size. Bu hüzünle birlikte o zamanlarda acı bir kaybımız olmuştu. Yasin Börü kardeşimiz ve arkadaşlarını maalesef ki şehit vermiştik. Şu anda sizin huzurunuzda Yasin Börü ve arkadaşları için Fatiha okumak istiyorum. Allah sizleri var eylesin. İyi ki varsınız. Sizi çok seviyoruz. Teşekkür ederim. Var olun. Selamun aleyküm. Sevda Çelik'ten Sayın Cumhurbaşkanım. Öncelikle sanırım bu anı ömür boyunca unutmayacağım. Biz sizin şiir okumanızı çok seviyor ve büyük bir keyifle dinliyoruz. Şu an Sezai Karakoç'un memleketinde onun adının verildiği kültür merkezindeyiz. Rica etsem bize onun şiirlerinden bir tane okur musunuz? Teşekkür ediyorum. Gelin, gülle başlayalım atalara uyarak. Baharı koklayarak girelim kelimeler ülkesine.
bir anda yükselen bir bülbül sesi. Erken erken karlar ortasında. Güneş dönmüş, ışık saçan bir yumurta. Bana geri getirir eski günleri. Paslanmış demir bir kapı açılır. Küf tutmuş kilitler gıcırdarken. Ta karanlıklar içinde birden. Bir türkü gibi yükselirsin sen. Fısıldarım sana yıllarca içimde biriken. Söyleyemediğim ateşten kelimeleri. Şuur altım patlamış bir bomba gibi. Saçar ortalığa zamanın, ağaran saçın toz toprağını. Bana ne Paris'ten, New York'tan, Londra'dan, Moskova'dan, Pekin'den. Senin yanında bütün türedi uygarlıklar umurunda mı? Sen bir uygarlık oldun bir ömür boyu. Geceme gündüzüme gözlerin lale devrinden bir pencere. Ellerin Baki'den, Nefi'den, Şeyh Galip'ten, kucağıma dökülen altın leylak. Evet, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a çok teşekkür ediyoruz. Soruların ardından Cumhurbaşkanımızdan çok güzel bir Sezai Karakoç şiiri dinledik. Programımız burada sona ermiştir. Programımızı katılımlarıyla onurlandıran AK Parti Genel Başkanı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a çok teşekkür ediyoruz. İşte gençlere her alanda yol açan, her alanda yol veren AK Parti Genel Başkanı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan. Bu sevdalar boşuna, alem sevdalar boşuna. Delalım, 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 delalım. İşte ardından yol yürümekten onur ve gurur duyduğumuz lider. Bak gözümün yaşına, bak gözümün yaşına. Bu sevda